Türk boksör Almanya'da bir aydır kayıptı. Dün ormanda cansız bir beden bulundu. Üstündeki elbiseler 22 yaşındaki Türk boksöre aitti. Ancak ortaya sarsıcı iddialar atan aile onlarının hayatta olduğuna inanıyor. Bu büyük maç birdenbire sebepsiz yere erteleniyor. Türk Muhammed Ali olarak bilinen sporcu genç bir aydır kayıptı. Alman polisi ormanda bulunan kimliği belirsiz cesedin Türk boksörüne ait olabileceğini açıkladı. Ancak acılı aile iddiaları kabul etmedi. Ortaya çok sarsıcı iddialar attı. Tunahan Keser 22 yaşındaydı. Gelecek vadeden Almanya Hamburg'da başarıdan başarıya koşan bir boksördü. 23 Haziran'da aynı kentte düzenlenen turnuvada ringe çıkacaktı. Ancak günler kala maç iptal edildi. Turnuva günü de Tunahan'ın antrenörü eski Avrupa şampiyonu Corin Givor kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Bu saldırıdan 17 saat sonra iş yerinden çıkan Tunahan Keser hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Tunahan'ın caddede bıraktığı otomobilinde ipucu bulunamadı. Hem antrenörü Corin Givor'a yapılan silahlı saldırı hem de Tunahan'ın kaybolması hakkında hiçbir gelişme yoktu. Ta ki geçtiğimiz güne kadar bir kamyon şoförü ormanda cansız bedene rastladı. Polislere haber verdi. Ekipler cansız bedenin Türk boksöre ait olabileceğini söyledi. Aile teşhis için adli tıp kurumuna çağrıldı. Ancak o cansız beden tanınmayacak haldeydi. Alman polisi sadece babaya üstünden çıkarılan kıyafetleri gösterdi. Talihsiz adam kahroldu. Çünkü o kıyafetler oğlununkiyle birebir tutuyordu. Bu teşhis üstüne de ekipler DNA raporunu beklemeden cesedin Tunahan'a ait olduğunu söyledi. Ancak aile Tunahan'ın bedenini görmediği için öldüğünü kabul etmedi. Başarılı boksörün bahis çeteleri tarafından kaçırıldığını ve peşini bırakmaları için de oğullarına öldü süsü verildiğini öne sürdü. Gerçek DNA raporunun ardından belli olacak. Kıyafetleri oğluna ait olduğunu kabul eden aile, cenazeyi görmeden Türk boksöre ait olduğunu kabul etmemekte kararlı.